Herkese merhabalar. Tabii ki siz bu yayını 3 Aralık'tan 2 gün sonra izleyeceksiniz. Ama biz bu yayını 3 Aralık'ta gerçekleştiriyoruz. 3 Aralık aslında herkesin bu konuyu çok işlediği bir tarih. Dünya Engelliler Günü. Ben bunu sadece bir güne yapmayı çok böyle içimden geçmiyor. Ama biraz gündemde olduğu için yapıyorum. Çünkü bana göre 3 Aralık Dünya Engelliler Günü değil. 365 gün aslında beraber yaşadığımız, İster doğuştan ister sonra olan şartlarla bir takım engelli olmuş kişilerin sadece bir günde ayrıştırılmasına çok böyle sıcak bakmıyorum. Ama gündemde olduğu için 3 Aralık'ta biz o programı yapıyoruz. Geçen yıl da Güneydoğu'dan bir bölgeye bağlamış, orada yapmıştık. Bu yıl yine yapmak istedik. Bu yıl konuklarımın sadece bir tanesini ben tanıyorum. Birazdan kendileri tanıtacaklar çünkü diğerleri çok güzel bir sürpriz oldu. Sevgili Serhat Erol Hocam'la biz birkaç gündür görüştük. Kendisi bize ulaştı. Ben çok da memnun oldum. Çünkü az önce belirttiğim gibi bizim böyle engel ve engel diye engelsiz olmamıza gerek yok. Çünkü hepimiz biraz klasik an engellerdeyiz. Bu toplumda beraber yaşıyoruz. Hepsini anlamamız gerekiyor. Ve bunu anlamak için de kendimizde veya çevremizde illa bir engelli olması gerekmiyor. Böyle düşünen bir kişi ve bir yayın kuruluşuyuz. 3 Aralık'ta bu yayını gerçekleştiren Serhat Hocam'ı ben tanıyorum. Diğer konuklarımızı sıra sıra kendileri bize tanıtacaklar. Bu yıl bu programda kalabalık, keyifli, sadece engeller günü böyle sorunları değil, belki biraz keyifliyle, belki de umut veren duygularla yapacağız. Hepinize tek tek hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Tamam hocam, sizden rica edeyim çünkü ben bir tek sizle tanışıyorum, diğer değerli hocalarım ve konuklarımı tanımadığım için. Sizden öncelikle konuklarımız kimler ve siz kimsiniz, kurum olarak da bir tanımak isterim. Buyurun lütfen. Peki, çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Biz aslında yaklaşık 1,5 yıldır falan sosyal medya aracılığıyla tanışıyoruz, takip ediyoruz. Zaman zaman da kısa kısa böyle birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. Evet, ben İstanbul'dan 10-11-1973 doğumlu okul öncesi öğretmeniyim. Yaklaşık 20 yıla dayandı. Bu arada engelli bir öğretmenim. %64 ortopedik engelim var. Pendikliyim, Pendik'te yaşıyorum. Rabia ve annesi Canan Hanım da Pendik'ten arkadaşlarım, dul arkadaşlarım, dostum. Diğer arkadaşlarım da ben dediğim gibi öğretmenim, diğer arkadaşlarım da öğretmen. Biz devlet kurumunda çalışan okul öncesi rehber, sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeniyle birlikte yola çıktık. Geçen yıl farklı arkadaşlarla yürütmüştüm. Bu yıl farklı arkadaşlarla yürüttüğüm proje. Bir sürü proje var. Bakanlığa bağlı, Yenilikçi ve Teknolojiler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Destek Servisi E-Twinning platformu var. E-Twinning platformunda bir sürü yabancı ülke ve Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli projelerin yürütüldüğü bir grup. Bizim oyun kolik, masal gemisi, bum bum diye farklı projelerimiz de var ama dediğim gibi kendimin evrenli olması ve engellerle karşılaşmamdan dolayı artık Pendik'te Engeller Komisyonu'nda 13 yıldır aktif çalıştığım için Canan'ın birazdan bahsedecek engellilere yönelik, öğrencilerime yönelik ve kendi öğrencilerime yönelik projeler yürütmek istedim. Geçen yıl Nerelini Engelleri Birlikte Aşalım dedik. Bu yılda Nerelini Engelleri Birlikte Aşalım, Beraber de Oynayalım dedik. Oyunun iyileştirici gücüne inanıyoruz öğretmenler olarak. Oyunun evrensel bir dil olduğunu da düşünüyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız da akranlarını bir araya getirdik bu proje sayesinde ve oyunlarla eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Rabia benim yıllar önceden sevdiğim bir öğrencim. Annesi dostum. Kendisi de aslında meslektaşımız. Semra hocam var.
Giresun'dan rehber öğretmen. Sezen Hocam var. Ben merhaba demek istiyorum zaten. Zaten eğer de bu gözüm az sözü Rabia'lardı. Onu sonra saklayalım böyle. Evet. Ekranımın bana göre yerleşim hisseleri farklı oldu. Ben ekranda isimleri yazdığı için ekranın bana göre yerleşimine göre sağ taraftan Semih Hanım'a bir merhaba demek istiyorum. Ve kısa bir iki cümleyle onu da tanırsak diğer arkadaşlarım söz hakkı verelim. Sonra sohbet edelim. Değil mi Semih Hocam? Merhaba Hüseyin. Ben Sevra Merişoğlu. Giresun Gazipaşa İlkokulu'nda rektör öğretmenim. Yaklaşık okul mevcudumuz 1000 kişi. 1000 kişilik bir öğrenci grubunda yaklaşık 50 tane kaynaştırma öğrenci, yani engelli öğrenci var. Bu projeyi duyunca hemen açıkçası katılmak istedim, dahil olmak istedim. Çünkü engelli öğrencilerimizle diğer akranlarının birlikte oynaması, beraber oynaması ve birlikte bir şeyler öğrenmesi çok anlamlı bizim için. Elbette ki okulda sınıflarında oynuyorlar ama böyle bir projede olmaları ve diğer çocuklarda da farkındalık oluşturmak için benim için bulunmaz bir fırsattı bu proje. Verelim engelleri aşalım, beraber oynayalım projesi. Ve Serap Hocam'la birlikte çalışmaya başladık. Çok da keyif alıyoruz. Tabii yüz yüze eğitim sürecinde çok daha güzel etkinliklerimiz vardı ama şimdi uzak eğitimle de birlikte yine oyun atölyeleriyle öğrencilerimizle buluşuyoruz, oyunlar oynuyoruz, velileriyle buluşuyoruz, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Güzel, çok iyi gidiyor. Çok memnunum projeden. İnşallah sonunu güzel bir şekilde öğrencilerimize farkındalık oluşturarak tamamlayacağız. Siz şu anda Giresun'dan bağlanıyorsunuz, doğru mu anladım? Evet. Aa, ne güzel. Sezen Hocam siz nereden? Merhaba. Merhaba. Ben İstanbul'dan birden bağlanıyorum. Sizin neden başlıyorsunuz? Ben Kutlu Gecer İlkokulu'nda çalışıyorum. 17 yıllık sınıf öğretmeniyim. Ben de eşimin özel eğitimci olmasını deneyince özel çocuklarla tanıştım. Onların sınıf sıcak dünyasına dahil oldum. Beraber oyunlar oynadık, beraber spor yaptık. Daha sonra Trinity'ye dahil olmak istedim. Amaçlarından biriydi, çok merak ediyordum. Serap Hocam çok sağ olsun, bize yol gösterdi. Bizi projesini aldı, işimle birlikte bu projede çalışıyoruz. Ve birbirinden güzel etkinlikler yapıyoruz. Uzaktan eğitimle de, oyun atölyelerinde yaptığımız çalışmalarla da engellilerin sesini herkese, duyurabildiğimiz herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bugün daha önemli bir gün benim için. Çünkü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün dediğiniz gibi bir gün değil aslında, bütün 365 gün yaşanması gerekiyor. Kesinlikle. Herkes keşke onların yüreklerinin ne kadar güzel olduğunu benim kararıyla görebilseler. Bu projeyi daha da yaygınlaşıp herkese ulaşabilse, Serap Hocam bunun için çok uğraşıyor. Biz de ona destek vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bahar Hocam, sizi ne tanıyabiliriz? Merhaba, ismim Bahar Karaca. Ben de İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Sancaktepe'den. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. 25 yıldır öğretmenim. Ben sınıfımdaki özel öğrencilerle ve okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerini bir araya getiriyorum. Kendi öğrencilerimi de bir araya gelip onların oyun oynamalarını seyretmek, onların mutlu bir şekilde eğlendiklerini görmek beni çok memnun ediyordu. Bu arada Serap Hocam'la da bu proje işin içine girince çok daha anlamlı hale gelmeye başladı oynattığımız oyunlar. Ben şuna inanıyorum. Yani çocuklar mutlu olduğu zaman ebeveynler, anne babalar daha da mutlu oluyorlar. Özellikle özel çocuklarımızın anne babalarının bu tür desteğe çok daha fazla ihtiyacı var. Oyunlar sayesinde çocukları mutlu ediyoruz. Bu sayede de ebeveynleri mutlu ediyoruz. Dolayısıyla projemizin daha da güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Murat Hocam, siz de tanıyın lütfen. Merhabalar. Ben Ankara'dan Adnan Menderes İlkokulu okul öncesi öğretmenim Nimet Sevil. 2 yıldır da klinik projelerinde Serap öğretmenimle de bu yıl tanıştık ve bu projeye dahil oldum. Bu projede benim en çok dikkatimi çeken bir şey tüm çocuklarımızın oyun içerisinde özel gereksinimi olan çocukların
oyun esnasında nasıl öğrenebildiklerini fark etmeleri ve onlara da adına, onlarla birlikte mutlu olarak o birliği görmüş olmaları, ailelerin de bunun farkına varıp onlara güzel bir destek vermeleri benim bu projemin içerisinde daha çok hani verimli olmaya itti, daha çok fazla çalışmaya itti. Daha fazla çevrimiçi etkinliklerle ailelerimizle beraber neler yapabiliriz, nelerin farkına daha beraber varıyoruz. Arayış içerisine girdik. Ve böylelikle bu çevrimiçi etkinliklerimizle velilerimizi oyunumuza kattık. Onları da dahil ettik. Çocukların başarını hep birlikte mutluluk içerisinde yaşadık diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi gecenin asolojisine gelmeden önce ona birazdan geleceğim. Bu yaşadığımız süreçte bu pandemi başladığında bu engellerle ilgili birkaç haber yapmıştım. Şimdi yaşadığımız süreçte doğru dönem yaşıyoruz. Çünkü uzaktan eğitim var, okula gidemiyor çocuklar. Bu dönemde engelli çocukların durumunu tahmin bile edemiyorum ben. Bunu çünkü yaşamadığımız için. Çok daha zor olduğunu sadece düşünebiliyorum. Çünkü onların uzaktan eğitimi çok daha zordur. Evde olmaları çok daha zordur. Gerçekten hani bize zor gelen günler engelli çocuklarımız için, engelli öğrencilerimiz için, onların aileler için çok daha zor oluyordur. Size çok daha ağır sorumluluklar düşüyor aslında. Çok daha büyük görevler düşüyor. Bu bence çok daha önemli. Yani normal çocuklarımızın ve baktığımızda televizyona işte verilen şikayetleri, çocuk okula gidemiyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bir de gerek fiziksel, gerek beyinsel engeli olanların durumu çok daha zor. Gerçekten bir empati yapmak lazım. Size çok daha büyük sorumluluklar düşüyor bu konuda. Bu dönemde yaptığınız çok daha değerli benim için. Veya daha doğrusu benim için derken o engelli çocuklarımız için. Ben bir kez daha kutluyorum. Gerçekten önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Yani yalnızdayken bile zorlandığınız bazı şeyleri şimdi uzaktan yapmaya çalışıyorsunuz. Ama şuna inanıyorum ben. Sizin gibi güzel yürekli insanların o ekrandan da olsa o duyguları geçiyordur o çocuklara. Değil mi Serap Hocam? Kesinlikle geçiyor. Ara ara okullar açıldı biliyorsunuz. Biz evet. Yüz yüze geldik, bir kaynaştık, bir araya geldik. Bunun haricinde farklı etkinlikler de yapıyoruz. En güzeli bütün öğretmenlerimiz, bütün öğrencilerini bir ekranda topluyor. Biz sınıf sınıf da yapıyoruz. Her öğretmenim sınıf sınıf da yapıyor. Toplayıp bir arada da yapıyoruz. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden, bu arada söylemeyi unuttum. Bir Polonyalı, bir de Slovakyalı öğretmen arkadaşlarımız da projeye dahil. Onlar da katılıyorlar. Ve işin garibi yabancı dilimiz çok iyi olmasa da sevgi diliyle, oyunun diliyle. Engel tanımıyoruz diyorsunuz, orada engel tanımıyoruz diyorsunuz. Biz 3 Aralık engelliler dünya farkındalık gününü bugün olarak kutlamadık. Bugün kutlama günü değil çünkü insanlara bir şeylere anlatmaya çalışıyoruz. Farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Proje olarak, öğretmenler olarak bizim tek amacımız farkındalık yaratmak. Tabii o farkındalık yaratmak zaman tabii çok önemli. Evet. Lütfen buyurun. Evet, son bir soru söylemek istiyorum. Dediğim gibi 3 Aralık'a bağlı değil, biz bu hafta başından itibaren başladık. Çok güzel akademisyen misafirlerimiz vardı. Hatta YİTEK Bakanlık Ulusal Destek Servisi'nin daire başkanı, İstanbul İl Milliyetim Şube Müdür Yardımcımız da protokol olarak katıldılar. Verilere ve öğretmenlere bu konularda bilgi verecek doçent, doktor, profesör, akademisyenlerimiz konularla ilgili çeşitli konuşmalar yaptı. Farkındalık oluşturacak bilgiler verdi. Oyun atölyemiz var. Yarın ayrıca bir öğrenme güçlüğüne yönelik bir seminerimiz var. Pazartesi günü otizmle ilgili var. Down sendromlu çocuklarımızla mini kaşçılar diye bir oyun atölyesi kuracağız. Gün içerisinde de sürekli farklı illerden grup öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı olmazsa olmazımız oyunlar var. İnşallah çok çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Geçtiğimiz yıl da bu proje vardı ve Türkiye özel ödülünü aldı. Gurur kaynağı benim için. Arkadaşlarla da bu sene inşallah ikinci Türkiye engel tanımayanlar kategorisinde aldık. Bu sene de inşallah arkadaşlarla alacağız. Rabia dediğim gibi benim yıllar önceden tanıdığım, sevdiğim annesi, dostum, arkadaşım.
Birlikte çalıştık, birlikte çocuklarımız, engelli çocuklarımız için çok güzel şeyler yaptık. Komisyonda kendisi aynı zamanda. Davya'da her alo dediğimizde yetişti imdadımıza. Çok güzel bir örnek. Özellikle her yere davet etmek istiyorum ki özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın hiçbir şeyin zor olmadığını görsün. Birazdan söyleyecek Rabia, çok güzel bir sözümüz var. Teşekkür ediyorum. Bu da bir farkındalık bizim için. Bu sayenizde birçok insana ulaşacağız. Her zaman ve her zaman yeniden tekrarlayacağım. Ver elini, engelleri birlikte aşalım ve beraber oynayalım. Hep diyeceğiz. Allah sağlık verdiği sürece. Gelenin gecenin astrolojisine. Evet Rabia'cığım, hoş geldin. Ses gelmedi. Sesin çok az geldi. Annem kendisini tanıtabilir misiniz? Valla annen kendisini tanıtır ama esas yıldız sensin. Tabii ki annen kendisini tanıtacak elbette. Önce anneni tanıyalım bakalım. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz? Tüm sevgili konuklara hayırlı akşamlar dilerim. İki gündür son derece güzel bir çalışmanın içindeyim burada. Sevgili sevgilerim, saygılarımı iletiyorum. Ben Canan Doğmay. Hem çocuk gelişimci, hem özel eğitimci, hem sosyoloğum. Şu anda da engelli bakım rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim. 4. üniversitemi okuyorum. Atatürk Üniversitesi çocuk gelişimi özel eğitim alanı mezunuyum. Hem çocuk gelişimi, daha sonra özel eğitim alanı bitirdim. İstanbul Üniversitesi sosyoloji de bitti. Şimdi de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim olarak engelli bakım rehabilitasyonla okuyorum. Son sınıftayım. Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeyim. Orada özel eğitimci olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır aynı yerdeyim. Engelli haklara danışmanlığı yaptım çok uzun bir süre. Şu anda halen görevime devam ediyorum. Benim çalışmalarım orada online olarak yürümüyor. Okulumuzda 5 terapist biz eğitim öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz birebir geliyor. Engelsiz Yaşam Merkezimiz 4800 metrekare alan üzerinde kurulu. Gerçekten Türkiye'nin medarı iktidarı bir okul. Ben okul diyorum, benim yöneticilerim Engelsiz Yaşam Merkezi diyor. Gerçekten de okulumuzda her engel grubunun her ihtiyacına cevap verebilen her türlü donanım mevcut. Engelli yasal haklarından Büyükşehir Belediyesi engeller masasına varana kadar aktif olduğumuz dönemlerde atölye çalışmalarımızdan şu an halen yüz yüze devam eden bireysel destek terapilerine varana kadar her şey yolunda gidiyor. Sadece şu an tek yapmadığımız şey atölye çalışmalarımız, grup çalışmalarımız. Onun dışında iki tane fizyoterapistimiz, bir ergoterapistimiz, bir diğer özel eğitimci arkadaşım ve ben birebir şu anda yüz yüze eğitimler veriyoruz. İki tane psikologumuz da dönüşümlü olarak evden telefonla terapi hizmeti veriyorlar. Engelli yasal hakları, medikal malzeme talepleri, işte hasta yataklarına varana kadar A'dan Z'ye tüm engel gruplarının her türlü sosyal, medikal anlamda olsun, duygusal anlamda olsun tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Benim tabii bunlar meslek anlamında öğrencilerimle çalıştım. Uzun zamandır 15 senedir yüzlerce öğrenciyle çalıştım. Her yaş ve her engel grubuyla şu an çalışmaya devam ediyorum. Ama benim en büyük mesleğim annelik. Ben her şeyden önce 24 yıldır Rabia ile beraberim. Rabia 24 yaşında. Kendisini zaten birazdan gayet net bir şekilde tanıtacak. Nerede okuduğunu söyleyecek. O konulara girip de Rabia'dan rol çalmak da istemiyorum açıkçası. Tabii canım, yani astrolojimizin rolünü çalmıyorum yani, doğru söylüyorsun. Evet, yok, onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim zaten. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Hem eğitimci hem engelli annesi olarak Rabia ile beraber Türkiye'nin her yerini uzun yıllardır geziyoruz. Neredeyse gitmediğimiz, konuşma yapmadığımız, eğitim vermediğimiz tek bir üniversite bile kalmadı. Çağrıldığımız bütün toplantılarda seve seve gönüllü olarak yer alıyoruz. Serap Hocam'la da çok uzun süren bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Daha bu projeyi henüz onun aklındayken onunla detaylarını konuşmuştuk ve seve seve her konuda elimden geldiği kadar destek vereceğimi söylemiştim. Gerçekten arkadaşım, dostum olarak, eğitimci olarak son derece tanımaktan onur duyduğum çok özel bir şahsiyet kendisi. Bu projenin içinde bu şekilde de olsa hani bu şekilde destek verdiğim için, Rabia ile beraber olduğum için son derece mutluyum.
yıkanmaktan ayrılıyor. Değil mi kardeşim? Aynı şekilde. Bildiğim gibi Türkiye'nin her yerinde aynı zamanda birkaç dernekte üst düzey yönetici olarak çalıştım. Çok fazla sosyal sorumluluk projelerimiz var. Halen de devam ediyor. Ama asıl işimiz abi aynı bilim müzik. Müzikal anlamda da şunu söyleyebilirim, Rabia bunu söylemeyi unutabilir. Biz 2 yılda 125 tane konser yaptık. Çok önemli hocalarla çalışıyor Rabia. 2 yılda 125 konser verdiniz. Evet, 125 konser yaptık. Allah. Yaklaşık 70'e yakın kuruluş ve üniversitede gezdik. Buralarda konferanslar yaptık. Rabia kendisini ve müziğini anlattı. Ben yaşadıklarımı bir anne gözüyle, bir eğitimci gözüyle. Hem kendi deneyimlerimi, öğrencilerimle olan deneyimlerimi, hem de Rabia ile bugüne kadar yaşadığım eğlenceli hayatı anlattım. Gerçekten de çok eğlenceli bir anne kızız. Biz anne kız demeyelim, iki arkadaşız galiba değil mi? Anne kızız, arkadaşız. Çok eğleniyoruz. Kendimizi Türkiye'nin içinde kaybediyoruz. Mesela yaptığımız en eğlenceli şey, Türkiye'nin herhangi bir yerine ikimiz birden işte gözlerimizi kapatıyoruz, parmağımızı koyuyoruz, hangi il çıkarsa oraya gidiyoruz. Otobüsleri atlayıp gidiyoruz. Bir gün kalıp etrafı gezip geliyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi yapıyoruz. İstanbul vallahi ya. Mesela Marmara'ya gidiyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi bir 5 dakika kendimize zaman veriyoruz ya da 10 dakika. Gözlerimizi açtığımız zaman hangi durakta durduysa metro, Marmara ya da metro. O durakta iniyoruz. Bir kahve içip etrafı geziyoruz. Eğer beğendiysek orayı biraz daha dolaşıyoruz. Alo. Eyvah, donduk. Ben öğretmeni olmadı Rabia'nın. Her şeyi hayatın içinde, hayatı göstererek öğrettim. 8,5 yaşında konuştu, çok geç konuştu, çok ağır bir otizmliydi. Çok ağır otizmden bu noktaya geldi. Hala da raporu ağır. Ama onunla çok şey öğrendim. Okuduğumuz okulları, yaptığımız işleri bir kenara bırakırsak benim hayattaki en büyük öğretmenim ve örnek aldığım tek kişi Rabia'dır. Çünkü ben onun sayesinde hayatı öğrendim. Onun sayesinde sevmeyi öğrendim. Ondan aldığım sevgi ve enerjiyle kendi öğrencilerimle çalıştım. Ve gerçekten de son derece yüzlerce sonuç aldık. İşin özü sadece tek kelimede bitiyor. Sevgi. Sevgi. Bu meslek, bizim mesleğimiz, tüm hocalarım da bana katılacaklardır. Sevmeden yapılacak bir şey değil. Hiçbir maaş bizim sevgimizin karşılığını ödeyemez. Mesleğimizi çok sevdiğimiz için zaten buradayız. Yoksa gerçekten sevgi olmadan kesinlikle ve kesinlikle yapılamaz. Bizim işimizin, mesleğimizin içinde sevgi ve sabır var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabia'cığım, geldik sana. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyi misin? Nasılsınız? Ya ne kadar ilginçsin sen ya. Bu kadar konser vermişsin, bu kadar yerleri gezmişsin. Seni biraz tanıyabilir miyiz bakalım? Kimsin? Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Benim adım Rabia Aytek. 24 yaşındayım. Hı-hı. 23 tane müzik aleti çalıyorum. Ne yapıyorsun? 23 tane müzik aleti. 23 tane müzik aleti çalıyorsun. 23. 23. 23. Evet. 24 yaşında. Eksik söyledi hocam, 24. Yani 24 yaşında 24 tane müzik aleti çalıyor. Harikasın. Evet, 19 yaşındayken de 19 tane çalıyordu mesela. Her sene bir tane. Her sene bir tane ekliyorum. Peki hangi okuldasın? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi ve Türk Müzikçisi bölümünde okuyan ilk ve tek otizmliyim ben. İlk ve tek otizmlisin. Güzel Sanatlar Fakültesi aynı zamanda Türk Müzikçisi bölümünde. Kaçın sınıftasın Rabia'cığım? Üçüncü sınıftayım ben. Peki ne olacaksın okul bitince? Ne istiyorsun? Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yakın zamanla gitar bölümünde okudum. Liseyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde gitar bölümünden mezun oldum. O zaman müzik hep var senin hayatında. Doğru mu? Evet.
Peki müzik var, sanat var. Kaç yıldır ailesine sorup kaç yıldır müzik veya sanatla Rabia iç içe? Rabia'yı, Rabia'nın müzik yeteneğini ben çok enteresan bir şekilde keşfettim. Çamaşır makinesi sebep oldu Rabia'nın müzik yeteneğini anlamam. Ben kendim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, özür dilerim, yıllar önce Devlet Konservatuarı iken 2-3 yıl kadar orada bir ilk beyin ameliyatımı geçirene kadar 2-3 yıl kadar bir piyano eğitimi almıştım orada. Dolayısıyla biraz müzikten ben de anlıyorum kıyısından, köşesinden. Çamaşır makinesinin dönen pervanesini seyrederdi Rabia çok ağırlıklıyken. Önünde oturuyordu ve o dönen pervaneyi seyrederken de sağa sola hiç ritim kaçırmadan sallandığını gördüm. Kaç yaşındaydı bu o zaman? Yaklaşık Rabia burada işte 6-7 yaşlarında. 6-7 yaşlarında. Evet, 6-7 yaşlarındaydı. Birkaç gün izledim ve onun hiç ritim kaçırmadığını fark ettim. Ve yanına bir metronom koydum ona fark ettirmeden. Zaten Rabia'nın beni fark edecek durumda değildi. O zamanlar çok da konuşamıyordu. Yeni yeni böyle konuşmaya başlamıştı. 8-8 yaşında konuştu Rabia. Ve metronom koyunca onun ben gerçekten de sanki kafasının içinde bir müzik çalıyor ve o müziğin ritmini... Oradan keşfettiniz onu. Evet. Peki neleri çalıyor daha çok? Neleri çalmak istiyor mesela? Hangi müzik ayrıca? O da çok ilginç. O da çok ilginç bir hikayedir. Çok kısa anlatmak isterim. Lütfen. Benim dayımın oğlu Marmara Üniversitesi'nde müzik hocasıdır. Hemen onu aradım. Onu aramadan önce Rabia'ya dedim ki, Rabia'cığım dedim, müzikle ilgilenmek ister misin dedi. Rabia bana direkt ben gitar çalmak istiyorum dedi. Direkt gitar çalmak istiyorum dedi. Ama gitar çalmak istiyorum dedi ama başladı gitarın tellerini, perdelerini saymaya. Şu alt tane teli var, şu perdeleri var, şu tonları var. İşte gitarın meşe ağacından yapılırsa şöyle olur, mağın ağacından yapılırsa böyle olur. Yani ben 6-7 yaşındaki bir çocuğun ya da 8 yaşındaki bir çocuğun gitarı o kadar detaylı bir şekilde nasıl öğrenebildiğini şaşırdım. Ama daha sonraki yıllarda Rabia'da Rabia ile ilgili hiçbir şeyi şaşırmamayı da öğrendim. Çünkü Rabia 24 senede beni her konuda şaşırtıyor. Ve böylece abimi aradım. Abi dedim, Rabia'nın dedim ciddi bir kulak, ses kulağı hassasiyeti var sanırım dedim. Ve dedim gitar çalmayı istiyor dedim. Tamam dedi, ben dedim geleceğim. Ve gitarla geleceğim Rabia'ya dedi. Bize geldi, gitarla geldi. Rabia hemen o gitarı eline aldı ve birkaç notayı hemen anında parmaklarıyla dokundu. Dokunduğu anda da anlamlı birkaç ses çıkardı o gitardan. Tabi abim çok şaşırdı bu duruma ve dedi ki ne yaparsınız yapın, ne olursa olsun mutlaka müziğe başlasın dedi. Ve böylelikle ben Fendi Belediyesi'nin enstrüman kurslarına Rabia'yı başlattım. Bir özel hocaya ders verdirmektense ya da abimle çalıştırmaktansa onun grup halinde Fendi Belediyesi'nin çatısı altında engelsiz normal öğrencilerle beraber olmasını tercih ettim. Çünkü orada olumlu davranış örnekleri alacaktı. Konuşması pekişecekti. Ve orada hayata dair yollarda gidip gelirken pek çok kazanım olacaktı. Ve benim için bunlar onun ağır otizmden şu anki noktaya gelmesi için çok önemli detaylardı. Hı hı. Engellerle ilgili bir ortamda ya da birebir izole bir ortamda çalışmasındansa zorluklarını, sıkıntılarını yaşayıp kalabalık bir kurs ortamında her türlü olumlu olumsuz şeyi görüp yaşayıp öğrenmesini istedim. Gerçekten de çok sevgi dolu bir öğretmene denk geldim. 2 sene Rabia gitar ile devam ettikten sonra artık gitarda seslerin, duyuş yeteneğinin çok farklı olduğunu anladım ve İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi ile ilgileniştim. Ve Rabia'nın bu şekilde dünyada sadece 660 kişide olan absolut duyuş yeteneğine sahip olduğu gerçeği ortaya çıktı. 3. sene ben yine çok radikal bir karar verdim. Bu kararımda çok eleştiri aldım. Herkes benim kendi gençliğimde yapmak istediğim şeyleri, yapamadığım şeyleri kızımda bir hırs olarak yaptığımı, kötü ve hırslı bir anne olduğumu iddia etti. Yaptığım şey de şuydu. 3. senede Rabia'yı piyano, şan ve keman derslerini eş zamanlı olarak başlattım. Ve Rabia aynı sene gitar, keman, piyano ve şan eğitimi almaya başladı. Yine Fendik Belediyesi'nin karma kurslarında.
aynı zamanda da ilkokula başladı. İlkokul döneminde ilk sene gerçekten bize manevi şiddet uygulayan, gerçekten de son derece olumsuz bir eğitimciyle ilkokula başladık. Ve son derece fiziksel şiddet olmasa bile duygusal şiddeti 3 ay çok yoğun bir şekilde yaşadı abla. Bunda bir şekilde duygusal travma yaşayınca okuldan aldım ve tam zamanlı bir anaokuluna verdim. Özel eğitimle ve psikologla orada tanıştık. Daha o yıllarda Rabia'nın otizm tanısı yoktu. Ve Rabia'nın otizmde olduğunda ben anladım. Çünkü kaç yaşında anladınız bunu? Kaç yıllarıydı? Kurumun psikoloğu bizi kendi evine davet etti. Rabia'daki farklılık zaten orada ortaya çıktı. Ve evinde oralar ailemizde son derece yoğun travmatik olaylar yaşanıyordu. Beyin ameliyatları, benim beyin ameliyatları, ailelik hastalıklar, aile sorunları, çok ağır maddi problemler ve bundan yaklaşık 21-22 sene önce otizmin Türkiye'de hiçbir şekilde konuşulmuyor olması, çocuk psikiyatristlerinin, çocuk nörologlarının Türkiye'de yaygınlaşmamış ve olmamış olması, olanların bize ulaşamayacağımız kadar pahalı olması, götürüp getirme imkansızlığından dolayı psikoloğun bize ailedeki yaşanan travmalar sonucu Davya'nın bu durumda olduğunu söyledi ama orada çok önemli bir kazanımlarımız oldu. Çünkü ciddi şekilde davranış terapileri aldık. Ben Pendik'ten Zeytinburnu'na sabah saat 10'da evden çıkıp akşam saat 5'teki terapiye yetişirken Davya orada 3 saat, haftada 2 gün, 3 gün 3 saat davranış terapileri aldı ve ben psikoloğumuzun kitaplığında ilk olarak Dixon Dünyası isminde otizmli çocuğu anlatan bir kitap okudum ve oradaki otizmle ilgili kitaplara meylettim. Onları okuduğum zaman Rabia'nın tamamen otizm çerçevesine uyduğunu fark ettim. Ve 2 sene kadar bu davranış terapileriyle Rabia'nın birçok korkusunu ve birçok şeyini hafif düzelttikten sonra psikoloğumuza geldim, dedim ki sizinle yollarınız sanırım burada artık ayrılıyor. Rabia'nın yaşadığı şeyler travmatik değil. Benim kızım sanırım bir otizmli, dedim. Kaç yaşındaydı o zamanlar? Kaç yaşındaydı mesela ilk bu? 9 yaşında falandı. 9 yaşında. Siz 9 yaşında bunu fark ettiniz. Yani başlamış olması gerekiyordu. Diğer taraftan özel eğitime de başlamıştık ama Rabia'nın hala bir otizm tanısı yoktu. Ben psikoloğuma yollarımı ayırdım. Yine gittiği anaokulundan ve anaokulun müdüresinin eşi Rabia'nın ilkokul öğretmeni oldu. Şahane bir öğretmendi gerçekten. Son derece sevgiyle aldı Rabia'yı. Ve ben orada Marmara Üniversitesi'nin profesörlerinden Profesör Doktor Osman Sabuncuoğlu hocamla ve Yankı Yazgan hocamla tanıştım. Yankı Yazgan da evet. Osman Sabuncuoğlu hocama, evet, Yankı Yazgan hocamla şimdi tekrar yeni bir proje için çalışmaya başlayacağız Bahçeşehir Üniversitesi'yle beraber inşallah. Osman Sabuncuoğlu hocama Rabia'yı götürdüğümde gereken testler, tetkikler yapıldı. Yapıldığı zaman ondan önce de yine önemli bir hocayla Rabia'nın ağır epilepsi olduğunu öğrendim. Çünkü Rabia'nın damla dolma nöbetleri vardı. Rabia aynı zamanda ağır epilepsi hastası. Şu anda artık çok sık nöbet geçirmiyor ama Osman Sabuncuoğlu hocamla hocama tüm testlerin sonuçları çıktığında, karşısına çıktığında bir sessizlik oldu aramızda. Ben ona dedim ki, hocam dedim, Rabia otizmli mi dedim bilerek. Şaşırdı. Çünkü genellikle tanı almış ailelerin yaşadıkları ilk şok vardır. Bir umutsuzluk evresi vardır. Evre evreni hep yaşadıkları. Dün akşamki panelimizde bunlardan hocalarımız bahsetti zaten. Ama ben Rabia'nın otizmli olduğunu anladığımda ve emin olduğumda bu travmatik olayları, bu travmayı hiç yaşamadım. Çünkü bu olayları yaşamak bana tamamen çok ciddi bir zaman kaybı olacaktı. Ve Rabia'ya çok zaman kaybettirmiş olacaktım. Böyle bu şekilde kendime acıyarak, benim çocuğum otizmli oldu, ne yapacağım, ne edeceğimlerle kaybedecek zamanım yoktu. Ve o yüzden de hocama bilerek Rabia otizmli mi dedim. O da dedi ki, yani evet ama dedi, sen bunu dedi, nereden biliyorsun dedi. Hocam dedim, otizm hakkında çok fazla kitap okudum dedim. Yani ben sadece şüpheleniyorum. Tabii tıbbi kanalını koymuş olmama ihtimal yok ama ben sadece kızımın otizmli olduğuna neredeyse %70 eminim dedim.
tabii ki testler, tetkikler ve sizin söyledikleriniz asıl doğru olan bedeni göz olabilir dedim. Evet dedi, Rabia otizm dedi o da bana gülerek. Peki ne yapacağım dedim. Otizmli olduğu tanısını koyduysan ne yapacağım da kendin bulacaksın dedi. Hocam dedim, bugüne kadar ne yaptıysan dedi, bundan sonra da dedi yapmaya devam et dedi. Sadece onu sev ve eğit dedi bana. Şimdi orada ben siz... Benim de bugüne kadar Rabia'da yaptığım şey, onu sevmekten, onunla ilgilenmekten, onunla zaman geçirmekten ve ondan öğrendiklerini öğrencilerine uygulamaktan daha fazla bir şey değil. Çocuğumun hayatında sıra sıra öğretmenler, ayrı terapistler olmasındansa devletin verdiği 8 saat eğitimi aldı ve geri kalan zamanını hep benimle geçirdi. Ve benimle evde bir odanın içinde değil, benimle hayatın içinde geçirdi. İşte yaprakları, karıncaları inceledik. Beraber hayatın içinde... Sizin tabii eğitimli olmanız büyük bir şans onunla ilgili. Yani bu aldığınız eğitimler bir şans. Aslında burada... Aslında... Buyurun. Hocam sözünüzü bağlayacağım. İnşallah. Üniversitelerde verilen eğitimlerin çok büyük önemi var şüphesiz ama üniversitelerde verilen eğitimlerden çok daha fazlasını ben Rabia ile beraber yaşayarak, onu gözlemleyerek... Onu kastettim ben. Eğitimlerden kastettim. Sizin kendi o araştırmacı şeyinizle kastettim. Şimdi şöyle ilerleyelim. Burada değerli hocalarımız da var. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra ben iki şey anlamak istiyorum. Bir, Rabia ile son bölümde hem onun o müzik aletleriyle bize eğer kendisi uygun bulursa ondan bir şeyler çalmasını isteyeceğiz. Ondan çok büyük mutluluk duyacağız. Ama evet, ona Rabia'ya söz vereceğim. Ama burada Serap hocamı zaten biliyoruz ama diğer öğretmenlerimizin de bu işte gerçekten büyük emek veren öğretmenlerimizden de birkaç cümleyle engelli çocuklarla o normal çocukları kaynaştırmanın, şimdi mesela velilerde bazen şu da oluyor, ben de uzun yıllardan beri eğitimle ilgili çalışmalar içerisindeyim, hep şunları gözlemliyordum. Mesela eğer bir velinin engelli bir çocuğu yoksa, işte sınıfa bir tane engelli geldiğinde ne yazık ki söylüyorum onu, o çocuğu, engelli çocuk istenmez, kaynaştırma öğrencisi istenmez, bir takım dışlanmalar oluyor ve orada öğretmene çok büyük iş düşüyor. Orada o eğitimci şöyle, o eğitimci de orada duracağı tavır, biz o kadar çok örnekler gördük ki o öğrenciyi, kaynaştırma öğrencisini kabul eden, içselleştiren, o sınıfa gerçekten kazandırır öğretmenler olduğu gibi dışlarında da biz tanık olduk. Burada öğretmene çok büyük görev düşüyor eğitimciye. Dolayısıyla burada ekranımda 4 tane, Serap hocamı saymıyorum, o zaman projemi aşağı, 4 tane öğretmeninden de ben birkaç cümle şey de duymak istiyorum birazdan. Yani o işi yaparken yaptıkları zorluklar, çünkü tahmin ediyorum ben, yani o sınıfta kaynaştırma öğrencisine bir adapte etmek, onun davranışlarını bir anda kontrol etmek, diğer çocukların, bazen velilerin şikayet durmak, o duyguyu da onlardan ben almak istiyorum. Şöyle ilerleyelim. Biz şimdi küçük bir kısa bir programda ara verelim. O aradan sonra hemen tekrar bağlandığımızda ben Bahar hocamdan, Nimet hocamdan, Semih hocamdan ve Sezen hocamdan şu andaki okulda yaşadıkları bu deneyimlerle ilgili kısa birkaç mutlaka bizimle paylaşacaklarım ve bu paylaştıklarım da bu verdikleri